Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor. Dönelim. Bu ne diyorsun? Madem öyle, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki tüm camilerin, elektrik trafolarının, ortak kullanım alanlarının tamamını sana veriyoruz. Al bunları, düş yakamızdan millete hizmet etmemize engel olma. Sokak hayvanları sorunu elbette var. Elbette büyük bir sorun. Ama çözümü katliam değil. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleriyle Balıkesir'den iki vekilimiz, grubumuzdaki 127 vekilimizle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da barınağa toplanıp bir ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı seslerle katledileceklerdi. Grubumuz direndi, mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Ancak tehlike geçmiş değil. Şimdi diyor ki köpekleri toplayacağız, kısırlaştıracağız ve sahiplendireceğiz. Burada belediyelere, bunları yapmayanlara ağır cezalar koyuyor ve zımnen belediye başkanlarına diyor ki bu işi çöz. Ya çöz ya cezayı alırsın. Gözün görmediği yerde ne yaparsan yap. Bunun yolu belediyelere bu konuda kaynak yaratmaktır. Altlarında imzaları var. 4 sene önce birlikte imza attık araştırma komisyonuna. Hayvan hakları fonu kurulacak. Milli piyangodan, spor totodan, lotodan, at yarışından yapılacak kesintilerle bu fonda hayvanların ihtiyacı kadar barınak, kısırlaştırma ve sahiplendirme projeleri yürütülecek. Şimdi bu fonu kurmadan bütün yükü belediye başkanlarına atıp onları cezayla tehdit ediyorlar. Hem ağır para cezaları hem şahıslarına ceza. Bu katliamın önünü açacak sakat bir düzenlemedir. Bu noktada bir kez daha bütün hayvanseverleri AK Parti'nin oyununa karşı uyanık olmaya, dirençli olmaya ve mücadeleye devam etmeye davet ediyorum. Taşıdığı iktidarın sorumluluğu Erdoğan'a ağır geliyor. Diyor ki muhalefetin sırtında küfe yok. E biz de onu söylüyoruz. Millete gittin. Dedin ki verin yetkiyi, görün etkiyi. Enflasyon nasıl düşürülür? Faiz nasıl düşürülür? Döviz nasıl düşürülür? İşsizlik nasıl bitirilir? Ben yapacağım dedin. Millet yetkiyi verdi, senin sırtına küfeyi koydu. Şimdi emekliye zam yap. Yok, 12.500 lira yeter. Geldiğinde 8 çeyrek altın alan en düşük emekli maaşı şimdi 3 çeyrek altın alıyor. Her emekli her ay 5 altın kayıpta. Bir tanesini cebinden düşürsen bütün gün ararsın. Her ay cepten 5 altın gidiyor. Daha Ocak ayında 10 bin liralık emekli maaşı 10 bin liralık emekli maaşı 25 kilo dana kıyma alırken 12.500 yaptı şimdi 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani Ocak'tan bugüne bile emeklinin sofrasından ayda 5 kilo kıymayı çaldılar. Diyoruz ki emekliye sahip çık,
para yok diyor. Onu 12,5 yaptı, 33 milyar gitti. Koy 100 milyar, yapalım 17.500 lira. Yok, veremem. Muhalefetin sırtında küfe yok. Erdoğan'a emekli ağır geliyor. Erdoğan'a asgari ücretli ağır geliyor. Çiftçi ağır geliyor. Esnaf ağır geliyor. Diyor ki taşıyamıyorum, yük ağır. Ağırsa bırak, çıkar küfeyi, ver bak nasıl taşıyacağız emekliyi, nasıl taşıyacağız asgari ücretliyi, nasıl milletin efendisi yapacağız yeniden köylüleri. Küfeyi taşıyamayan bırakacak. Ne dedik? Emekliye, asgari ücretliye vermezsen geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur? Seçim olur. Biz Erdoğan geçen sene 660 milyar lira kesinleşmiş vergisini affetti. Zengin şirketlerin 46 şirketin 660 milyar vergisini affetti. Ama şurada oturan emekli amcamın maaşına 12.500 yapmak için 33 milyarı çok görüyor. 17.500 için 100 milyar lazım. Sen 100 milyar değil 600 milyarı yandaşlara bulacaksın. Altıda birini emekliye gelince bulamayacaksın. Çıkar o küfeyi sırtından. Küfeyi alacağız. Emeklileri en güzel yerlere taşıyacağız. Hemşeriler mi görünce, güzel Manisa'mın komşusu Balıkesirlileri görünce bu sıcakta lafı biraz da uzattım. Ama şunu söyleyeyim, bu sıcakta herkes ya tatildeyken ya köydeyken işinde gücündeyken günün ortasında bu güneşin altında bu belediyenin önünde kendi kendinize bir miting yaptınız. Bunu unutmayacağım. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü, Necati Bey Eğitim Enstitüsü babamın mezun olduğu okuldur. Telat Hoca'yı siz okuttunuz, o da Özgür Özel'i okuttu. Siz de onu partinize genel başkan yaptınız. Ben ne kadar Manisalıysam o kadar Balıkesirliyim.